30 yıllık tutsakların müebbet hapis cezası almış tutsakların şöyle bir sorunu var. Tahliye edilmiyorlar. Çeşitli gerekçelerle, çoğu iptal edilmiş disiplin soruşturmalarıyla ya da işte spora çıkmadın, çok su tükettin gibi nedenlerle infazları yakılıyor. Bu durumda da aslında tam olarak 30 yılda tahliye edilmeyen Abdülmenaf Osman şimdi de çok ilginç bir şekilde tahliye edilir edilmez alınarak jandarma karakoluna götürülüyor ve ailesine jandarma komutanlığına götürüleceği söyleniyor. Fakat Abdülmenaf Osman çok ilginç bir şekilde Edirne geri gönderme merkezinde ortaya çıkıyor. Ailenin bilgi alması oldukça uzun sürüyor, uğraştırıcı oluyor. Aileye doğru bilgi verilmediği gibi yanıltılmış da oluyor. Ve aslında ortada cezasını, ona verilmiş cezayı tamamlayan bir insanın hürriyetinin yoksun bırakılması suçu da açığa çıkmış oluyor. Suriye doğumlu olduğu gerekçesiyle kendisiyle ilgili bir sınır dışı kararı var. Abdülmenaf Osman'ın ise burada bulunan ailesine kavuşma hakkı olduğu gibi Suriye'de Türkiye Devleti'nin muhatap aldığı güçleri hatırlarsak iade edildiği takdirde işkence ve ölüm tehdidi altında olduğunu da görmek gerekiyor. Çünkü ya cihatçı çetelerle bir muhataplık kuruyor ya da yurtseverleri, devrimcileri hapseden Suriye Devleti'yle bir muhataplık kuruyor. Haliyle aslında bu geri gönderme merkezine götürüp iade işlemlerini başlatmak, iade kararı almak karşı işlenmiş bir suç. Ayrıca Türkiye'nin taraf olduğu bütün anlaşmalarında ihlal edilmesi demek. Bugün Abdülmenaf Osman'ın Suriye'ye iadesi doğrudan hayati tehlike içermektedir. Ayrıca 30 yıllık bir tutsağın geri gönderme merkezinde, ki merkezlerin durumunu biliyoruz, hiçbir hijyen ve sağlık koşulu sağlanmadan tutuluyor olması açıktır ki sağlık hakkının da ihlalidir. Abdülmenaf Osman derhal serbest bırakılmalıdır. Eğer kendi istiyorsa istediği bir ülkeye gidebilmelidir. Bütün hakları iade edilmelidir. Bütün 30 yıllık tutsaklar, bütün infaz yakılan tutsaklar üzerinde tek tek böyle özel yöntemler deneniyor. Biz Abdülmenaf Osman'ın Suriye'ye iade edilmesine engel olmak için elimizden geleni yapacağız. Evet.